sevgili anneler, dönem dönem daha popüler olan bebek isimleri oluyor. Kız ve erkek bebek isimlerinde son zamanların trend isimlerini bulduk. Nilda Ferhan Efe Çınar'a getirdik. Nilda Hanım isim analisti. Bugün bizim için bu son dönemdeki popüler isimleri inceleyecek ve analizini yapacak. Yusuf ismi gelmiş. U harflerini severim. U frekansları, U harfinin oluşturduğu frekans şans enerjisini çeker. Yani adına şanslı dediğimiz güzel, yüksek alanların güzel deneyimlerini çeker. Bunun yanı sıra olumsuzu da o kişiyi ağırlaştırır ve biraz tembelleştirebilir. Yani daha ağır bir yapıya getirebilir. İki tane U olması hem şansının çok yüksek ama aynı zamanda biraz da ağır bir yapıya sahip olmasını getirebilir bize. Y harfiyle başladığı için geçmişteki olaylara unutmayacaktır. Her zaman ona göre hareket edecektir. Bu olumlu anlamda olacak çünkü arkasından gelen U sesi, U frekansı, U yani geçmiş deneyimlerden ders alan enerji verecek. Ama bu mesela Yi olsaydı, Yiğit olsaydı gibi mesela. Eğer iyi olmuş olsaydı, iyi gelmiş olsaydı geçmişteki olayları unutamayan, takıntılı kalabilecek bir yapı oluşacaktı. Duygusal bir hassasiyet oluşacaktı. O yüzden hep yani her frekansın yanına gelenle değişmeye başlıyor. Yusuf çok yüksek enerjili, güzel bir isim. Şans getiren bir isim. Hem kendine hem çevresine şans getirebilecek güçlü bir enerjiyi taşıyor. Dediğim gibi ama soyadında Y harfi, F harfi, soyadında diyorum, soy ağacında Y harfi, F harfi, S harfi yasaklı ya da U harfi kullanılmaması. O kadar çok U vardır ki İ'den İ'ye ağırlaşır. Mesela soyadını bulamadım. Üç tane Uğurlu bir soyadı. Uğurlu diye bir soyadı. Yusuf Uğurlu. O zaman burada tehlike oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çok fazla U var. Bu da dengeyi bozar. Evet. Kerem ismi var. Severim. Bir kere K'la başladığı için yüksek ve güzel bir enerji iniyor. Sadece iki tane E olmuş olması, olumlu anlamda ikna yeteneğinin çok yüksek olması, sesinin güzel olması ve çok konuşmasını getirebilir. Evet. Olumsuz anlamda istediği bir şey olduğunda bazen son anda olmama ihtimaline döndürebilir. Yani tam bir şey olacakken olmama ihtimaline döndürebilir. Yine soyadına ve doğum tarihine bakarak buna karar vermek lazım. Ama bunun yanı sıra mal mülk edinebilir, etrafına insanlar toplayabilir, kararlılığını, istediğini bilen bir yapıya sahiptir, sesi güzeldir, ikna yeteneği yüksektir. Ayaz'a vermişsiniz. Ayaz ismi A'la başladığı için yine çok güçlü bir enerji. Y'den sonra A geliyor, Aya. Geçmişe takıntılı değil. Geçmişten ders alıyor, bilgi edinmeyi önemsiyor, bilgili, akıllı, tarihle ilgilenebilir mesela. Tarihi konularla, tarihsel durumlara ilgi duyabilir. Güçlü bir enerjisi var, güzel bir isim. Mert'e geldiğimizde, M ile başladığı için her şey, bir şey onun için ya mantıklıdır ya mantıksızdır. Yani bir şey anlatırsın, mantıklı der, kabul eder. Evet, mantıksız der, kabul etmez. Yani sezgisel enerjisi de düşük birazcık. Çok daha fazla zihinde kalmış bir frekans yayıyor. İkna yeteneği yüksek, inatçı bir yapısı var, olabilir. R'den sonra T geldiği için ticaret konusunda birazcık dikkat etmesi lazım. Soyadına bakmak gerekiyor. Ama tek heceden oluştuğu için. Yani Mert'en olsa durum kesin diyeceğim ticarete girmesin. Ama Mert bitti. Tek heceden oluştuğu için o frekansta dikkatli bir bakmak lazım. Yani soyadına ticari kayıp yaşar mı ya da yaşamaz mı diye. Dediğim gibi inatçı, ne istediğini bilen, kararlı, akıllı, disiplinli bir enerjisi var. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili anneler, biz burada son dönemlerin trend olan birkaç tane ismini sorduk. Nilda da bizim için kısaca analizini yaptı. Merak ettiğiniz diğer isimler için kitaba bakabilirsiniz ya da Nilda ile iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.